Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün 17 Haziran 2017 Cumartesi. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan'ın Refah ilçesine bağlı Aydoğan köyünde mantar toplamak için araziye çıkan Mehmet Ağcagöz ve Kemal Ağcagöz ayı saldırısına uğradı. Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Aydoğan köyünde mantar toplamak için araziye çıkan Mehmet Ağcagöz ve Kemal Ağcagöz'e ayı saldırdı. Ayının saldırısı ile biri sırtından, diğeri kafasından yaralanan şahıslar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Olay dün sabah saatlerinde Erzincan'ın Refahiye ilçesine 26 kilometre uzaklıktaki Aydoğan köyünde meydana geldi. Mehmet Ağcagöz ve Kemal Ağcagöz köyün yakınlarında mantar toplamak için ormanlık araziye gitti. Arazide gezerken bir hayvan ölüsüne rastlayan amca çocukları bir anda ayının saldırısına uğradılar. Mehmet Ağcagöz ayının pençe darbesiyle yere düşünce ayı sırtından ısırmaya başladı. Bu sırada amcasının oğlunu ayıdan kurtarmak için elindeki sopayla müdahale etmek isteyen Kemal Ağcagöz ayının darbelerinden nasibini aldı. Ayının pençesinden kaçarken ayak bileği kırıldı. İki köylü kendi çabaları ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındılar. Mehmet Ağcagöz'ün sırtına 18 dikiş atılırken ayak bileği kırılan Kemal Ağcagöz'ün ameliyatının ardından tedavisi sürüyor. Kemal Ağcagöz'ün geçmiş olsun, oynak yerden kırık olduğu için yaklaşık 6 hafta sonra da şey yapacağız. Kaynama bekliyoruz. 2 hafta sonra gelecek miyim ben? Tabii 2 hafta sonra dikişleri almak için gelecek. Buraya gelecek. Düşmese de yanlışlıkla ayağın üstüne basabilir. 4 ayaklılar var şöyle. Hı. İlk 2 hafta için özellikle o iyi olabilir. 4-5 defa en az kalksın, yürüsün. Tamam mı? Kalkacaksın, 10 defa da en az oturacaksın. Sadece yemeklerde değil bak. Akciğerin şu an sıvı topluyor altta, şu kısımlardan. Evet. Evet. Tamam mı? Onu dik oturman lazım. Genel sağlığın için. Ya biz işte yolda yürürken o bir tane leş varmış, ayı oraya gitmiş. Bizi görürse zaten yerimiz de yakındı. Üzerimize geldi, benim amcaoğlunu altına aldı. Belinden tuttu, salladı. Ondan sonra beni de aşağıya biraz aşağı kenara çektim, geçti beni. Değneğe kaldım, ona vurayım dedim ki hani bıraksın onu. Değneğe beni kaldırdığım zaman döndü bana vurdu işte, burama vurdu. Ağzıyla mı, pençesiyle mi vurdu, kaçtı. Ben de biraz kayarsam ayağım ters dönmüş, ayağım kırılmış. Büyük müydü o? Ayı çok büyük. Sabahtan evden mantar toplama olayı var bizde. Amcamla beraber çıktık köyün kenarında, dünden dedi ben burada bir şey gördüm dedi. Affedersiniz, eşek ölmüş orada. Ayı da gelmiş onu şey yapmış, üzerine yatmış. Biz tabii yürüyoruz o halde, amcam onu bana söyledi. Dedi ki burada ben burada bir şey gördüm dedi. Ben de oraya bakınca dedim ki amca dedim burada ayıyı da mı tanımadın dedim. O demeye kalmadı ayı benim üzerime atladı. Atladı beni devirdi, başladı yemeye. Olay böyle yani. Amcam benim ayıyla şey yaparken onun elinde sopa vardı. Sopayı ayıya vurayım derken beni bırakıyor, ona dönüyor. O arada ben kurtarıyorum. Ona da artık pençe mi vurdu, diş mi vurdu, kafasında yara var, ayağında kırık var. Ne kadar sürdü bu ayıyla mücadeleniz? Mücadelemiz çok hani 5-10 dakika önce. Olay çok kısa oldu yani. Birinci kaçmış herhalde. Sizin neyiniz var? Benim de belimde neyimde işte diyorum ya, beni yemeye çalıştı. Kaburgası kılıyor. Diş yarası var sırtlarımda. 7 gibi saldırı sonrası Kemal amca kendi imkanlarıyla 9 gibi hastanemize başvurdu. Biz ameliyat hazırlıklarını yaptıktan sonra öğleden sonra 2 gibi ameliyat aldık. 5 gibi de operasyondan çıktı. Şu an film kontrollerini yaptık, gayet iyi. Pansuman takibini yapacağız. Yara takibini yapacağız. Yaklaşık bir hafta sonra da Kemal amcamızın yürümesini bekliyoruz. Sayın seyirciler, Eğitim Sen Erzincan Şubesi Başkanı Kemal Irmak bugün basın açıklaması yaptı.
Eğitim Sen Erzincan Şubesi Başkanı Kemal Irmak basın açıklaması yaptı. Irmak yapmış olduğu açıklamasında sendikal faaliyetleri nedeniyle ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesini istiyoruz dedi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde 101. gününe giriyor. Zulüm, haksızlık ve hukuksuzluk katlanarak artıyor. Türkiye her geçen gün daha fazla haksızlığa, hukuksuzluğa ve zorbalığa sahne oluyor. Muhalefet partilerinin başkanları, milletvekilleri, gazeteciler, belediye başkanları, akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler, emekçiler, gençler ve kadınlar, kısaca hükümetin politikalarını eleştiren ve muhalif duruş sergileyen herkes çeşitli düzeylerde baskı ve tehditle karşılaşıyor. O hal ve kanun hükmünde kararnameler ile haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen, işsiz bırakılan 100.000'in üzerinde insanı ve ailelerini açlıkla terbiye etmeyi, sahip oldukları gücün karşısında boyun eğdirmeyi hedefliyorlar. Bu nedenledir ki işimi geri istiyorum diyerek süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayan ve bugün açlık grevinin 101. gününe girecek olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakçay'ı da gözler önünden kaçırmak, bir hakikatin dile gelmesini engellemek istiyorlar. Eğitim Sen olarak hükümete yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Gözleriniz var, görün. Kulaklarınız var, duyun. Üyelerimiz Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in hemen serbest bırakılmasını ve taleplerinin süratle karşılanmasını, yaşamlarına sağlıklı bir biçimde devam edebilmelerini istiyoruz. Ayrıca KESK'e bağlı sendikalardan sendikal faaliyetleri nedeniyle hukuksuzca tutuklanmış olan yaklaşık 70 kamu emekçisinin de serbest bırakılmasını ve haksız, hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın, emekçilerin ve ilimizde bulunan arkadaşlarımızın da görevlerine iade edilmesini istiyoruz. Arkadaşlarımız için tüm KHK'larla ihraç edilen, görevlerinden edilen arkadaşlarımız için özgürlüklerine ve ekmeklerine, işlerine kavuşmanın sembolü olarak balonlarımızı gökyüzüne uçuruyoruz arkadaşlar. Sayın seyirciler, Erzincan'da hafta tatili yapan erkek berberler ile bayan kuaför ve güzellik merkezleri Ramazan Bayramı haftası olması nedeniyle hafta tatiline bir hafta ara verildi. Erzincan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hakan Sudaş yapmış olduğu açıklamasında Ramazan Bayramı haftasına girmemiz nedeniyle hafta tatilimize ara vereceğiz. Herkesin bayramını kutluyorum dedi. Bu bayram haftası olması nedeniyle 18 Haziran 2017 tarihinde erkek berberlerimiz 20 Haziran 2017 Salı gününde bayan kuaför ve güzellik salonlarımız hafta tatillerine ara verip işletmelerini açık tutacaklardır. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirmek istedik. Tabii ki müşterilerimize tıraş olacak, Erzincan halkına da tavsiyelerimiz son güne bırakmadan tıraşlarını hafta içine yaymak suretiyle gelip tıraşlarını olmalarıdır. Bayram haftası nedeniyle ara verdiğimiz hafta tatilimize bayramdan sonra tekrar devam edilecektir. Bunu da kamuoyuna paylaşmak istiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum tüm Erzincan'ımıza. Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram şekerleri ve kuru yemişler tezgahlardaki yerini almaya başladı. Ramazan bayramına sayılı günler kala bayram şekerleri ve kuru yemişler tezgahlardaki yerini almaya başladı. Tezgahları süsleyen leblebi, fıstık, fındık, kayısı çekirdeği, badem, antep fıstığı, kaju ve ceviz fiyatlarında geçtiğimiz yıllara göre artış yaşandı. Geçen sene oranla bu sene biraz daha fiyatlar yüksek. Bir de mahsul sonu, mevsim sonu olduğu için
fiyatlar biraz daha yüksek. İster istemez piyasada mal azaldığından dolayı sıkıntı var. Malum zaten nohutların ve bakliyatların fiyatları sıkıntı olduğundan dolayı leblebi fiyatlarımız çok yüksek. Vatandaşın alım gücü de olmadığından dolayı bayağı biraz sıkıntı çekiyoruz ama çok şükür işlerimiz de iyi. Sayın seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 3. liginde mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor transfer sezonunda dış transferlerin haricinde mevcut oyuncularla da anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. ligde mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor transfer sezonunda dış transferlerin haricinde mevcut oyuncularla da anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Anagol 24 Erzincan Spor basın sözcüsü İlker Taş'tan hem transferler hem de yapılması planlanan tesisler hakkında bilgiler verdi. Futbol takımları kurulur, iyi oyuncular alınır. Fakat iyi oyuncular aldıktan sonra da her iyi oyuncu alan, kadrosu iyi olan takım şampiyon olacak diye bir şey de yok. Biz bu bağlamda aslında tabii ki kadromuzu güzel oluşturduk ve şampiyonluk için oynayacağız bu sene. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Erzincan'a çok daha kalıcı değerler katmak peşindeyiz. Bunun için öncelikle her gelen yönetimler, her gelen başkanlar biliyorsunuz hep altyapı der. Bu sadece bizim için değil, üst ligler için de geçerli bir söylem. Fakat gerçekten biz altyapı takımlarını kurduk ama bunları daha faal hale getirmek lazım. Bunun için de bir kere sadece futbolcunun olması yetmiyor. Tesis anlamında da altyapının ihtiyaçları var. Sadece altyapı değil, bizde Erzincan'da şu anda çok eski tesisler kullanılıyor bildiğiniz gibi. Üst yapının da tesis ihtiyacı var. Bu anlamda da şu an mevcuttaki Vedat Çimen tesislerin yerini belediyeden satın almak için başvurduk. Oradaki işlemlerin bitmesini bekliyoruz. Belediye satışa çıktıktan sonra bu yerleri satın alıp buraya Erzincan'a yakışır ve bundan sonra Erzincan'a temsil edecek olan altyapı oyuncularının da istifade edebileceği tesis kurmak istiyoruz. Transfer döneminde bildiğiniz gibi gerçekten şu anda 3. ligin en hareketli birkaç kulübünden biriyiz. Bu bağlamda daha önceki görüşmelerimizde sizlere dış transferlerle ilgili bilgi vermiştim. Son olarak da iç transferde de herkesin çok istediği, taraftarın da istediği Cebrail ve Aybars'la yeniden anlaşma sağladık. Tabii bunun dışında transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hangi mevkiler derseniz iyi bir stoper. Gene geçen yıl devre arasında çok arayıp fakat bir türlü bulamadığımız forvet arkası 10 numara. Futbolun biliyorsunuz seyir zevki önemli. Bu seyir zevkine katkıda bulunacak bir oyuncu arayışımız devam ediyor. Bunun dışında yine Aybars'ın yanına bir santrafor arayışımız da devam etmekte. Fakat bu oyuncular için şu anda iskelet kadromuzu oluşturduk. Çok aceleci davranmayıp seçici olarak iyi oyuncular katmanın peşindeyiz. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.